Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Sri Lanka'da ordu protestolar sırasında ateş açıldığını kabul etti. Tamil Guardian'ın haberine göre ordu yetkilileri silahlı saldırıya ilişkin videoların yayılmasının ardından son protestolar esnasında caydırıcı olması için havaya ve başkanlık binasının yan duvarlarına birkaç el ateş edildiğini söyledi. Ordudan yapılan açıklamada, havaya ve yanlara ateş etmek, görevli ordu mensuplarının protestoculara kasten zarar verme niyetinde olduğu anlamına gelmez ifadesine yer verildi. Tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, göstericiler dün başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti. Protestocular, devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti. Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü. Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul ettiği bildirilmişti. Öte yandan ABD'nin Colombo Büyükelçisi Shung, Sri Lanka'da devam eden siyasi ve ekonomik krizin neden olduğu protestolarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çünkü Sri Lanka'nın borç krizini çözmek, herkes için daha adil gelecek oluşturmak için sorumlu ve sürdürülebilir bir adım atarken, ABD'nin bu ülkenin yanında yer alacağını belirtti. Büyükelçi Shung, bu Sri Lanka'nın tarihinde kırılgan ve önemli bir andır. Sri Lanka parlamentosunun bu sürece herhangi bir siyasi partinin değil, ulusun iyiliğine yönelik taahhütte bulunarak saygı ve sağduyu ile yaklaşması çağrısında bulunuyoruz ifadesini kullandı. Ülkesinin binlerce kişinin hesap verebilirlik, şeffaflık ve tüm Sri Lankalılar için daha iyi bir gelecek talep etmek için sokağa döküldüğü protestoları ve siyasi gelişmeleri yakından izlediğine dikkat çeken Shung, tarafları barışçıl, demokratik geçiş süreci için işbirliği yapmaya çağırdı. Shung ayrıca ABD ve uluslararası toplumun devam eden krizin üstesinden gelmek için Sri Lanka'yı desteklediğini vurgulayarak, anayasal çerçevede seçilecek yeni hükümeti uzun vadeli ekonomik istikrarı sağlayacak ve Sri Lanka halkının hoşnutsuzluğunu giderecek çözümleri belirlemek ve uygulamak için hızla çalışmaya çağırıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Elektrik, gıda ve yakıt kıtlığı da dahil olmak üzere kötüleşen ekonomik koşullar yüzünden zor günler geçiren Sri Lanka'yı desteklemeye hazır olduklarına işaret eden ABD Büyükelçisi Shung, protestoculara ve gazetecilere yönelik şiddeti kınadı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.